Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Hemen şöyle büyülü keskinliğimizi bir birlikte G yapalım artık. Şöyle deneyeyim bir. Hatta şunla deneyelim. Okuduk. Evet, hiç kötü kovmayı da kullanmamış olduk. G bir garanti geçsin diye uğraştım. Şimdi hemen birlikte şunu da bir birlikte okuyalım. Belki G2 olur. Hadi bakalım. Heh. Nerede? Aslında depoda vardı. Ama dursun, çok da önemli değil şu an. Hemen şöyle bir yakalım. Şimdi şöyle bir tane tahta ayakkabı var. Bu bizim kuzenin. Ninja oynayan dediğim. Nur'un. Benim tahta ayakkabı onda. O da bir tane almış bunu, değişmelik. Bende de vardı. Bari buna bir atalım bakalım ne gelecek. Yani HP ile kritik gelmesi yeter. En azından 1500 HP ile kritik tarzı. Attık. Çöp geldi. Tabi bağlı hepsini olunca. Kılıç 10, çift el, kritik 3. Yaramaz. Bu da yaramaz. 1000 HP. Deneyelim bakalım belki. 1000 HP. 2 kat yank düşürme şansı. Yaramaz. Artık hangi HP gelirse duracağım. 1000 HP 2 kat, aynısı geldi neredeyse. İyi, bu yine idare eder. 1500 HP. Yani demek ki kritik gelme şansı biraz düşük. Buradan onu anlıyoruz. Çarşı şu anda. Şunları da bari okuyalım. Şöyle. Zaten şeyin. Şunları da birlikte bir açalım. Nar suyu. Zen fasulye, ejderha madalyası, işlenmemiş, Jordi Draconis, hop, elmas. Bu arada ben yine ara ara işte girip ETP'lerini yançarlardan yapıyorum. İşte günlük görevlerini alıyorum. Şöyle göstereyim, antikadı. Şöyle. Şunu zaten bunda bastım. Şunu da birinin buradan bastım. Diğeri Şaman'da da günlük görevlerden biriken olmuştu. Onları da oradan bastım. Yani şeklimiz, şemalimiz bu şekil. Günlük görevlerine bir bakalım. Günlük görevler, ejderha taşını geliştir diyor. Hemen gidelim, ejderha taşını da bari geliştirelim. Hem oradan gelecek. Yani yançarları yapıyorum şu an. Yalnız bu 30 levele çar kasmak öyle sanıldığı kadar da kolay değilmiş. Bir de hani 20 levelde falan işte otağını açtım ninjaların, okçuların yatıyor. Yani biraz HP'li falan tarzda bir item dizmek gerekliymiş, onu anladım. Hemen şöyle çat çat bastık baba. Hep şeyimizi alalım. Çıktı Grena. Zaten ölümüne Grena verip duruyor, ben anlamadım. Yeşim de varmış. Basalım bari. Geçti. Safir varmış. Yandı. Balyon uçlarda. Yakut var. Yandı. Klasik. Yandı. Yandı. Burada yok. Neyiz? Şey, Grena'nın mı yok? Safir, Grena. Grena ile Onyx'in kalmam. Çünkü onların hepsini geçirdik. Ya şeytan diyor ki şunu bas. Basacağım ya. Hadi bismillah. Allah'ım ne olursun. İlk efsanevi deney işimiz. Hadi. Senin Allah belanı vermesin. Yaktı. Neyse. Herhalde bir 10x 1 bon civarı falan ediyordu. 1 bon zararımız oldu. Devam. Arkadaşlar en son game'imizi açmıştık. Simya basmıştık. Bayağıdır kimse de görmediğim bir içerik. Bir pet falan aldım hatta bir yandan. Markete doğru gidelim. Yani pet belirleme şeyini yap. Hiç daha önce görmedim böyle gümüş define sandığı açan. Gördüysem de çok önceden görmüşümdür. Bir açalım dedik. Bakalım. Yani işe yarar bir şey çıkar mı? Bu arada Metin 2'deki yazana göre gümüş define sandığının artı sızından kırmızı kurdele atıyor. Yanında yılan kuyruğu artı atıyor. Onun haricinde böyle çok göze batan şey yok. Tabi yılan kuyruğu artının falan eskisi, eskiden değeri çok yüksekti, onun için bu gümüş define sandığı aslında çok değerliydi ama sadece kırmızı kurdale değerli. Artılısından sihirken artı atıyor ve kutsama küresi, kutsama kağıdı atıyor.
Altın define sandığının artılısından kılavuz, altın parçası ve kutsama kağıdı atıyor. Altın define sandığının artısından da sihirken artı atıyor ve beceri kitabı, kutsama kağıdı, cesaret pelerini falan filan atıyor. Ben bunların tüm linkini zaten aşağıya tek tek ekleyeceğim. Hani gümüş define sandığını sekmesi orada. Hepsi orada. Çat çat böyle koyacağım. Oradan da bakarsınız. Yani aslında çok es geçilmeyecek bir şey. Hani düştükçe, balık tuttukça anahtarı elde edersiniz. Zaten birinci köyde, ikinci köyde böyle ETP çarı vesaire varsa, böyle değil de yani ikinci köyde ETP çarlarınız varsa oradan gümüş define sandığı vesaire, altın define sandığı zaten vahşi okçulardan falan düşüyor. Dediğim gibi wiki'den de bunların detaylarına bakın. Hemen şöyle önce bir değersizlerden dediğimiz şöyle adettendir. Şöyle yapalım. Ben zaten şu bölgedeyim. Tamam. Yank atıyor. Yıpranmış üniforma. İşte bazı basma itemlerini atıyor. Mavi iksir atıyor, biraz saçma. Kaplan pençesi, yine basma item attı. Yılan derisi, basma item attı. Tamam. Sonra bak artılısı. Bakalım ne atacak? Sirkin atacak mı? Atmadı. Neymiş? Artısız. Ne attı? Tecrübe puan attı. Artısız. Sir attı. Artısız. Tecrübe puan attı. Artılı. Bir kapşon attı. Önce bunları bitirelim. Ne attı? Tecrübe puanı. Ne attı? Yıpranmış. Artı attı. Men ilaç artı attı. İşte eskiden değerliydi. Yani eskiden değerliydi ama şimdi değeri yok. İksir attı. Artılıdan sihirken artı attı. Onem bak. Temiz. Temiz. En kötü onem. Ben en son düşürdüğümde onemden satmıştım. Temizinden. Sonra geldik buna. Altın define sandı. Yani çok değerli değil. Geldi. Ejderha atışı. Böyle BK gelebiliyor. Bak artısızında. Yine artısız. Tecrübe puanı geldi. Bu da artısız. Kutsama kağıdı geldi. Bak bu da iyi. En başa eklemiştir. Aynen en baş. Altın anahtar, altın define sandığı. Tamam. Bakalım bunlar ne geldi? Bıçak çevirme. Ne iyi. Hepsini ne yaptık? Açtık. Şurada birer açımlık şeyimiz var. Belki kahramanlık madalyası, belki de temizliğin kitabı mıydı? Kırmızı olan. Ondan çıkar. Hava fişek topu. Maymun yumurtası. İyi, bir tane daha olmuş. Delici. Kutsama küresi. Kutsama parşömeni. Kutsama parşömeni. Ha, buradaki. Tamam. Bir de şunları açalım. Bizim bir Perdet Ohlin diye bir izleyicim var. Batuhan buradan da izlerse selam olsun. Abi dedi, şunların dedi al dedi. Ben Batuhan'ın fonksiyonumu duruyor. Belki dedi şansına bir şeyler çıkar. Bunlardan ejderha, alevi ve aytaşı falan mıydı fonksiyonumda? Böyle bir şeydi. Dur bakalım, belki şansımıza çıkar. Böyle çat çat vuruyorum. Yok. Olmuyor. Olmuyor. Çer çöp çıktı. Aynen. Çer çöp çıktı. Zen fasulyesi. Aynen. Zen fasulyesi yine bize işimize yaramış oldu. Ben şunları bir düzenleyeyim. Şu pedlere bakalım ne çıkmış diye. Arkadaşlar şimdi hepsini açtım. Bir defa sizle birlikte bakıyorum. Hepsinin money diye açtım. Maymunları hani para veriyor diye. Para kitabı okutuyor diye. Katyan düşürme. 1.6 başlangıç. 2 skill mi oluyor bu? Hemen tipine bakalım. Skill. 2. Aynen. Bu neymiş? 1.6 başlangıç. Tek skill. 4 günlük. Evet, sakat çıktı. 0.7 başlangıç. Herhalde Antalya'dayım diye böyle bir başlangıç yaptım. O kadar kötü yaptı ki esprilerim bile kalitesizleşti. Geç. Evet, bu neymiş? 0.6 başlangıç. Ankara geldi bu sefer de. Aynen, koca yürekli adam sen. 1.8 fena başlamamış. 2 skill. Gününe kadar 12-13 gün. Bu ne kardeşim ya? 1.0 eksikil. Günü de bunun. Aynen. 12 gün. 4. Ya tamam 4 de. Yani. Nesi de 1.4 başlamış. 3 skillmiş. Bu kaç? 5.
4 günlükmüş. Ya pek ümidim yok ama hani iyi mi başladı, kötü mü başladı? Ben çok hakim değilim bunlara. Bakalım hayırlısı. Ben 2 diyorum. Diyemiyorum çünkü almamışım. Tamam. Ben 2 diyorum. Nokta atışı ya. Yani çer çöp çıktı kısacası. Başka yapmadığımız bir şey var mı? Burada vardı. Burada pet tipi 4 müydü? Yok. Yani biraz şanssızız. Orada şanssızız. Yapacak bir şey yok. Aynen arkadaşlar. Seyir kenarda 8.5. Gene de 10 em. Hani 10 emken koysan rahat gider. En yüksekte. Ha, miktarmış pardon. Anlarıcı zannettim. Bazen koyuyorlar böyle. Yani 10 em diyebiliriz. 10 em. Kar. Bu arkadaşlar şu P işini de bir aradan çıkartalım hemen. Tabii geçerse bu 10. deney işim. Hadi geç de bizi bir kurtar. Ah sonunda geçti lan. Vallahi helal olsun. Sonunda geçti. Güzel. 517 idi. 562 oldu. Atla bir alakası var mı? Bu değişmişti herhalde. Hatta alakası yok. 517'den 562. Güzel baba. Bundan da kurtulduk. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi geldik Şebnem yapımına. Tabii ki de ben şeyde ölümüne kastığım için mama kasarken bunları biriktirdik. İlk bir kırmızı iksir yapacağım. Yani şey kırmızı şebnem yapacağım. Kırmızı şebnem de zaten biliyorsunuz ki neye yarıyordu? Kritik şebnemine yarıyor. Dok suyu yapıyoruz. Aynen leylek alacak. Onu alacak. Bunu diyelim. Tek buradan yapabiliyoruz. Yapabiliyorum. Enter dememiz gerekiyor. Çat. Öne mi gitti? Aynen öne gitti. Şimdi bunu 10'lu 10'lu yapacağım tabii ki de. 10'lu 10 yapacağım. Neden? Çünkü ne kadar fazla olursa şansımız o kadar fazla artar. Tak tak tak. İnşallah şöyle güzel bir şey çıkar diye ümit ediyorum. 40 tane çıktı, 30 tane, 10 tane, 20 tane çıktı. Ne çıktı? 3'e 10 çöp sayılır. 5 15 fena değil. Tabi alamıyoruz. 3'e 20 herhalde iş yapar bu. 3'e 12. Hı, fena değil. Fena değil. Ben biraz daha alayım bunu. Bayağıdır yapmadığım için tam mevzuları bilmiyorum. Alıp geliyorum hemen. Bunu bir kaç? 70, 100 tane. Doğru. Zaten 100 tane yapmıştık. Bir tane daha yapalım bakalım. Tekrardan aldım geldim. Enter dedik herhalde oldu mu? Herhalde oldu. Çat 200 tane oldu. Şimdi leylakla birlikte dok suyu yapıyoruz. Değil mi? Aynen dok suyu. Ha bir tane yapmışız. Pardon pardon pardon. Böyle 200 tane. Tamam. Yan boşa mı gittim? Tamam 10 tane dedik. Çat. Bir tane farklı geldi. Yeri nereye gitti? 50 oldu. Ha, oradakileri artıyormuş. 60 oldu. Verme şu eziği ya. Çöpü verip duruyor. Farklı geldi. Farklı geldi. Herhalde bu da son. Değil mi? Aynen son. Şimdi şunlar zaten gelmişti. 2'ye 12 çöp sayılır. 3'e 8 çöpün çöpü. 1'e 15 çöp sayılır. 10'a 8 yani yaramaz da. 3'e 15 fena değil. Burada 3'e 20 vardı. Bu iyi. 2'ye 15 yani 2'ye 10. Hani gerçekten çok kötü çıktı yani öyle söyleyeyim. Ben bunları bir düzenleyeyim. Bir de mavi şebnem yapalım. Bunları da buraya ayırdım. Tamam. Şimdi geldik arkadaşlar. Mavi şebnem yapmaya. Bundan tabii ki de kaç tane yapalım önce. Yaptık bundan. Sonra sim suyu diyordu. Değil mi? Bakayım yine ne olur ne olmaz. Mavi şebnem zin suyu. Zin suyundan önce sim suyu. Tamam doğru zaten olana göre ama arada karışabiliyor. Bu neydi? Aynen. Çat direkt iki çak baba. Öne geldi. 100 tane de zin suyu oldu. Değil mi? 100 tane de zin suyu oldu. Tamam.
Sonra ne geldi? Sende mavi şebnem. 3 tane mavi şebnem. O zaman şeftali suyundan bir daha yapalım. Tak. Sim suyundan bir daha yapalım. Tak. Zin suyundan bir daha yaptık. Tak. Değil mi? Aynen, şimdi 200 tane yapma şansımız var. Onarla yapacağım yine. Tat. Tat. Farklı farklı çıktı. Tamam, bakalım. Ona 120. Ya 10 tane mi çıktı bundan ya? Oo, bu çok iyi. Çok iyi de çok az ya. Ya 10 tane de bir 20-30 tane çıkaydı, çok iyi paraydı. 5'e 90 iş yapar. 1'e 50 yapmaz. 2'ye 50 yapmaz. 3'e 70 yapmaz. 3'e 30 hiç yapmaz. 1'e 90 yine yapmaz. 10'a 30 yapmaz. 2'ye 120 yapar nebze. 5'e 70 işte idare eder. 10'a 70 yani 3'e 50. Yani çok da bir şey çıkmadı. Bir de beyaz şebnem yapalım. Geldik beyaz şebneme. Onu yapacağım yine. Çat geldi. Farklı, 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 bu da farklı, bu da farklı. Oraya eklendi bir tane. Bir tane de sonra eklendi. Yenisi. Bir tane daha yeni. Tamam, başka da yok. Bakalım birlikte. C100 yaramaz. C200 yarar gibi. 2'ye 100 yaramaz. 2'ye 70 hiç yaramaz. 3'e 150 fena değil. Süreden biraz kaybediyor. En azından 5 dakika olsa şey sıkıntı değil. Yani verdiği değer bile en aşağı olmasa yine sıkıntı değil. 10'a 100 idare eder. 5'e 100 yani. Genel olarak durum bu şekilde. Ben diğer kalanları da yapayım. Bir topluca bir göstereyim size ne var ne yok. Arkadaşlar hepsini yaptık. Çıkanlar şunlar. Herhalde biraz çer çöpü fazla attı. 2 dakika 150. Yani çok yaramaz bu ama yine de bir nebze değeri var gibi. Hani şey mantığında. Nasıl desem 2 dakika çat çat basar basar geçer gibisinden. 5 dakika 100 yine fena değil diye tahmin ediyorum. Ama az değil. 5 dakika 90. Önce beyazlara bakalım. 3 dakika 150. Bu yine fena değil. 2 dakika 200 vermiş ama hani çok iyi değil. 10 dakikaya 100. Sonra saldırılara geldiğimizde 5 dakikaya 90. 10 dakikaya 120 ama 10 tane vermiş sadece maksimum. Ama çok az verdi. 2 dakikaya 120. Bu hani yeşil iksir, mor iksir mantığında basılacak bir şey. 10 dakikaya 70 yine iş görür gibime geliyor. Sonra 10 dakikaya 20. Bundan 10 tane verdi kritik. Kırmızı şebnemden 10 tane. 5 dakikaya 15, 30 tane vermiş. Bu fena sayılmaz. Sonra deliciden 2 dakikaya 15. Yani bunu anlık çat çat bas mantığında hani yapılır ama hani çok çok da değerli değil. Hani şunlar gibi ya da şu bile her türlü iyi. 10 dakikaya 12, 3 dakikaya 20. Arkada da arkada da ne vardı ayrıca? 3 dakikaya 20 var yine. 3 dakikaya 15 ve 2 dakikaya 15. Burada baktığımızda 5 dakikaya 15 falan filan var. Saldırı hızından hani çok bir şey yok. Hatta saldırı sarı şebneme hiç yapmaya bile bence gerek yok gibi bir şey. Diğerleri de şöyle 3 dakikaya 10 işte 3 dakika 18, 2 dakika, 1 dakika 12, 2 dakika 12. 5 dakika 8, 1 dakika bunlar böyle. Beyazlar 3.70, 3.100, 5.40, işte 2 dakika 100, 2 dakika 70, 2 dakika 50, 3 dakika 30, işte 1 dakika 30, 3 dakika, 3 dakika, 1 dakika falan. Yani 10 dakika 30 saldırı değeri. Yani dakikanın çok önemli olduğunu tahmin zannetmiyorum. Hatta şu belki bir nebze işe yarayabilir. 5 dakika 70. Aslında çok da fena değil yani. Yine iş görür. Hani üst seviye adamlar için değil de böyle küçük çapta iş yapan adamlar için iş yapar gibi. 3 dakika 10'lar falan filan böyle. 1 dakika 15 dakika. 15 oran.
Onun haricinde de ekstra bir şey yok. Yani Şebnem mevzusu, yani en azından 5 dakika yarısından yukarı çıkması lazım. Hani örneğin 5 dakika 100 savunma gibi. İşte 20 savunmam artık kaç geliyor, ara oranları tam bilmiyorum. 50 falan, ha pardon, 150-200 geliyor mesela. Hani yarısından fazla olup zamanında yarısından fazla falan, o tarz bir şey olması lazım. Yani şu anlık durum bu. Bu arada bunu da bir yandan göstermiş olayım. Biraz karman çorman bir video oluyor ama böyle söyleyeyim. Yani kasmaya değer mi değmez mi bilmiyorum. 0-6 başlangıçla 0-7 başlangıçta başladı. Ben de dedim ki 6 tip çıktı. Dedim ki yine de hani boş duracağına yanımda dursun. Tek skill 0-7 başlangıçta başladı. Yani kasmaya muhtemelen değmez. Ama hani şimdilik dursun dedim yanımda. Ben bir yandan bir hemen yan çara geçeyim. Geliyorum. Hemen benim yan çara geldik. Biliyorsunuz ki bu 2 hafta içerisinde, hatta 3 hafta içerisinde 2 tane balık eventi etkinliği geldi. Altın balık sandığı etkinliği geldi. Yani baktığımız zaman burası komple 2. Şuradan da şu seriye kadar full 3. Yani burası 3. Toplamda herhalde 200-250 açım falan oluyor. Hatta hemen yan çarlarını da tek tek göstereyim. Şöyle geldiğimiz zaman bu sadece birlikleri koydum. Burada da hani zıvır olduğu için bunu sadece böyle yapayım dedim. Diğer çara geçeyim. Bu da üçüncü çar. Hani full 2 bu. Full 2. Düşünün. Bu da son çar. Bunu da buraya kadar 2. Hatta buralarda 2. Yani durumu buradan düşünün. 90-90-90 3'ten 90 desen 45, aynen. 45 çarpı 2, 90. Yani rahat 400 açım var. Ben 250 falan diyordum da, çünkü iki tane etkinliğin birleşimi. Yani buradan 400 açım desen, 400 çarpı 5 20 won mu yapar? Öyle bir para getirisi olacak şu an bile. Etkinlik varken bile 5,5 hem'di. 5 hem bile değildi. Yani ben en kötüden söylüyorum. Yani 5 hem'den olsa 400 tane 400 açım 20 won falan yapıyor yanlış bilmiyorsam. Yanlış hesaplamadıysam. Yani buradan da bir 20 won kafadan gelmiş olacak. Tabi hemen diğer mevzuya gireyim. Geldik benim emektara. O mevzu nereden geldi? 13 gün ben bunu bir önceki balık etkinliği zamanı almıştım. Zaten buradan da gününü anlayabiliyorsun. 6'sı, 2000 6'sı Çarşamba günü, Pazartesi günü bir etkinlik. Onun da birinci günün ertesi sabahı mı ne almıştım, yani ilk gün almıştım. Oradan düşünün. Burada da böyle balık falan işte topluyorum. O para getirisi oradan sağlanıyordu. O normalde bende olan 10 won 20 won arada videolarda gördüğünüz arkadaş başladı bizim eski tayfadan. Onun hesabında ok dışı bitmesi gerekiyor herhalde, bu 50 app kuponu. Hep orada kendine çekti, kendinde olmuyormuş. Onu oradan öğrendik. Yani app kuponunu ona çevireyim diye. Sonra bana aldı. Bende olduğu için benden, hani ben satıyorum onu ona parasını veriyorum. Bana da işte markası yaramış oldu, işte öyle söyleyeyim. Yani şu anlık gösterebileceğim şeyler şu anlık bunlar. Şimdi arkadaşlar, genel olarak bu videoda hani ne yaptım ne ettim onları falan gösteriyorum. Hani nasıl para kasıyorum, nasıl şey yapıyorum. Mesela normalde benim 22 won oradan desen, ondan da gelmişti 11 won Ahmet'e borç verdim fazladan. 4 won diğer arkadaşa verdim. Hatta 20 won 10, 11 8 daha 19 4 23 24 won eksiğim var, öyle söyleyeyim. Normalde alacağım var. Onun haricinde işte dediğim gibi böyle mama kasıyorum. Hani çarı mesela şunu mama kasma için çıkarttığımda, işte mama odasında falan bunları kastım. Böyle bunları da işte artı sıfır ben satmaya çalışıyordum. Artı sıfır biraz zor satılıyor. Artı 4'ü artı 5'i artı 4'ü 6M artı 5'i 7M koyuyorum ama normalde bu fiyattan gidiyordu. Botçular yine orayı sardığı için piyasa düşmüş herhalde, ondan duruyor. Böyle balıklar da bir yandan satıyorum. Bir ara yabiler 30M'e kadar çıkmıştı.
Ama şimdi yine bot piyasası herhalde yine devreye girdi. 18 emlere kadar düştüm. Arkadaşlar hani bu video böyle bir açıklama videosu oldu. Zaten 13 gün şeyi var. Gördüğünüz oltanın 13 günü var. O bittikten sonra zaten bu çarın yan çarlarına dolu falan alacağım. Bir 30 level çar ikinci köy farmı için bırakacağım. Hani video çekeceğim dedim demiştim. İzleyenler bilir. 50 level zaten bunun yan çarı var. Ona da bir tane dolu KDP tarzı dolu alırım ona. O 30 level'le de muhtemelen şey alabilirim. Metin farmı yapacağım için KDP alabilirim ama yandan da öyle bir dolunay bulundururum. Ondan sonra ise ETP işine gireceğim. Hani balık malık iyi hoş güzel hani para getiriyor ama hem her zaman tutmak zor oluyor hem de yani yoruyor adamı. Gerçekten yoruyor. Başka türlü de oyuna böyle para yatırmadıktan sonra gerçekten gelişmek zor. Hani gerçekten zor. Çünkü böyle BK düşüreyim hani her BK en azından 500K ise çer çöp item bile 500K'dan aşağı satılmasa yine bir nebze bir şey olur ama diğer türlü bu iş zor. Neyse arkadaşlar hani bu video böyle genel olarak bir şeyleri ne yaptık ne ettik o uzun sürede onu anlatmaya çalıştım. Hani yanlış bir tabirimiz olduysa hatalı bir kelime kullandıysa falan hani kusuruma bakmayın. Ne kadar şey olursa olsun metin iki biraz karışık. Hani bayağıdır da girmeyince haliyle ister istemez insanın dili sürçüyor, fikir karışıyor falan. Hani yazarak da yapmıyorum bu işi anlık. İçimden ne geçiyorsa öyle yapıyorum. Neyse uzatmaya gerek yok. Hani canlı yayınlar açıyorum. Katılmak isterseniz zaten aşağıya linkini falan bırakacağım. Onun haricinde diyebileceğim ekstra bir şey yok. Ama daha çok video çekmek gerekiyor ki hani sizler görün. Hani ondan sonra bir belli bir en azından 10-20 kişiye kitle olduktan sonra yayında sohbet muhabbet olur. Çünkü yayın açıyorum 2-3 kişi oluyor. Sıkıntı oluyor. Neyse uzatmaya gerek yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.